Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığı ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet size bugün yine çok güzel bir model hazırlayacağız hep beraber belki bildiğiniz bir modeli farklı bir şekilde böyle farklı renklerde yapacağız Arkadaşlar şöyle çimeninden ikişer zincir çekerek tığ hazırladım ve çimeninden de şöyle biraz sizler için hazırladım bu şekilde Evet şimdi çimenini yaparak modelimizin anlatım kısmına başlayalım tığ battılarımızı hazırladık ipimizi zincir çekerek tığımıza sabitledik İlk başlarken Aynen bu şekilde bir defa tığımı doluyorum dördüncü tığ battı'nın içine giriyorum Siz herhangi bir tığ battı'ya girerek ilk olduğu için başlayabilirsiniz şöyle 1 2 ve 2 olarak bu şekilde trabzanı yaptım bir defa tığımı doluyorum tığ battı'nın içine girip 1 2 2 bir defa tığımı doladım 1 2 2 bir tığ battı'nın içine bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battıma geçtim. 1, 2 ve 2. Evet buraya da 3 tane trabzan. 3 seferde aldığımız trabzan yapacağız. Bu şekilde temelini oluşturmuş olacağız. Evet 6 tane trabzanımız oldu. Her tığ battının içine 3'er tane trabzan yaparak toplam 6 trabzan yaptık. Ve 10 zincir çekiyorum. 7, 8, 9 ve 10. Şöyle ters tarafına çevirdim. Buradaki ilk trabzanımın tepe noktasından giriyorum. Ve buraya 10 zincirimi sabitleyip yuva hazırladım. Bir zincir çekerek düz yüzüne dönüyorum. Hemen arasına girip bu bir zinciri sık iğne ile kapattım. Bu bir, iki, üç, dört ve beş. 5 tane sık iğne yaptım. Tam yarıya geldim. Şimdi 5 zincirimi çekiyorum. Hemen yuvanın içine sık iğne ile 5 zincirimi buraya sabitledim. Geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapacağız. Bakın bu şekilde 5 sağda 5 solda sık iğnelerimiz olacak. 2 3 4 ve 5 bu şekilde ilk yuvamızı hazırladık bakın eşit bir şekilde sık iğnelerini yaptık 7 tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yine dördüncü tığ battıya bakın geçiş köprü zincirimiz 7 ve 3 tane tığ battı atlayıp dördüncü tığ battıma bu şekilde 1 2 2 alarak trabzan yaptım bir defa doladım şöyle bir 2 ve 2 bir defa doluyorum 1 2 2 şöyle bir defa tığımı doladım 1 2 2 4 5 ve 6 yine her tığ battan içine üçer tane trabzanımı bu şekilde yaptım üzerine 10 zincir çekiyorum çeviriyorum bu şekilde şöyle ters tarafına ve bakın ilk yaptığımız trabzanımızın tepe noktasından girip buraya sık iğne ile 10 zincirimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum hemen düz tarafına döndüm buraya 5 tane sık iğne yapacağız bu 1 2 3 4 ve 5 5 zincir çekiyorum Hemen sık iğne ile yuvama sabitleyip öbür tarafına da 5 tane daha sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 Evet 5 sağda 5 solda bakın bu şekilde yaptık yuvalarımızı. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi ara köprüsü için de 7 tane zincir çekelim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim bir defa tığımı doladım 1 2 3 4. tığ vattının içine giriyorum şöyle 1 2 ve 2 bir defa tığımı doluyorum aynı tığ vattının içine bu şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz bir defa doladım aynı tığ vattıya 1 2 2 sıradaki tığ vattıma giriyorum 1 2 2 tekrar ve altıncı trabzanımı da bu şekilde yapıyorum bakın temeli bu şekilde her tığ battığının içine üçer tane trabzan yapmak ve buraya 10 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi şöyle çevirdim buraya ilk trabzanın tepe noktasına girip sabitliyorum bu şekilde yuvamı hazırladım bir zincirle düz yüzüne döndüm yuvanın içine 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 zincir çekiyorum kapattım buraya Şimdi diğer tarafa da 5 sık iğne yapıyorum. 3 4 ve 5 Evet. Bu şekilde. Şimdi 7 tane ara köprüsü için zincir çekip diğer işlemi yapmaya geçeceğiz. Aynı işlem arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Daha üzerine 2 tane daha sıra yapacağız. Onların yapılışına geçelim. Çimenimiz bu şekilde olacak. Evet çimenimizin üzerine şimdi ikinci sıramızı yapacağız. İkinci sıramız da çimenimiz gibi sıralı bir model olacak. Yuvamızın içine sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitledim ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kirpik olarak kapattım buraya. Bu bir. Yine 5 zincir. Yeşil yuvanın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 3 4 ve 5 hemen bakın bu şekilde sık iğne ile sabitledim 5 zincir 5 zincir hemen sık iğne ile buraya sabitledim bakın 5 zincirden 5 tane kirpik yapıyoruz buraya ve 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirli bu geçiş köprümüzün arasından girip sık iğne ile buraya sabitliyorum ve 7 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 yine bu yeşil yuvamızın içine sık iğne ile Şimdi bakın bunu ara suyu olarak yaptık. Bunu da çiçeğimiz için yuva olarak hazırlayacağız bu yuvayı. Bir çiçeğimiz için yuva, bir ara suyu. 8 tane zincir çekiyorum. 7 ve 8. 3 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Bir ilmek çıkarıp şöyle 2 bakın arasında hiç boşluk vermeden 2 kalın bir trabzan olmasını sağlıyorum bu şekilde görüntüsü de çok güzel oluyor bakın bir tane buraya yuva hazırladık şimdi 4 zincir çekiyorum yine 3 defa tığımı doluyorum tüm dolamalarım 3 olacak yuvamızı hazırlarken ve yine yeşil yuvanın içine girip bir ilmek çıkarıyorum 2 2 2 ve 2 Evet bakın. Bu şekilde ikinci yuvamızı hazırladık ve toplam 5 tane yuva hazırlayacağız. 4 zincirimi çektim arasına 3 defa tığımı doladım. Yeşil yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 2 ve 2 alarak yuvamız hazır. Yine 4 zincir. 3 defa doladım tığımın başını. Yeşil yuvanın içine girip Şöyle 2 2 2 ve 2 alarak bakın bu şekilde 4 tane yuvayı hazırladık. Şimdi ilkinde 8 zincirde yuva hazırlamıştık. 5. yuvamızda aynen 8 zincirden hazırlayacağız. Ve 8 zincirimi çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çekip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Yuvamızı bu şekilde tamamlamış olduk ve 7 zincir çekiyorum 6 ve 7 hemen bu 7 zincirli geçiş köprüsüne alttan girip ilmek alıp 7 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum 7 zincir çekerek şöyle karşıya geçiş yapacağız 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim. Hemen yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir yuva bir ara suyu. Şimdi yine ara suyu yaparak devam edecek bu ikinci sıramız ve 5 zincirimi çekerek başlıyorum. 5 zincir bu ilk kirpiğim. 5 zincir ikinci kirpiğim. 5 zincir 3. kirpik 1 2 3 4 ve 5 zincir 4. kirpik Bu da 5. ve sonuncu kirpiğim. Evet bakın ara suyuna bu şekilde 5 zincirden 5 kirpiği yapıp 7 zincir ile geçişimizi yapalım. 7 zincirimi çektim buradaki 7 zincirli yuvanın altından girip sık iğne ile 7 zincirimi buraya sabitliyorum şimdi yine 7 zincir çekiyorum sık iğne ile sabitledim Bakın, şöyle tam ortasından giriyorum ve sabit 8 tane zincir çekerek bakın çiçeğimiz için yuva hazırlayacağız. Aynı ilkinde olduğu gibi 8 zincirimi çekiyorum. 7 ve 8. 3 defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 2 ve 2 olarak kalın ve uzunca bir trabzan yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 2 ve 3. 3 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2. 2. Bakın aralarında boşluk bırakmadan şöyle 4 seferde ikişer ikişer alarak trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz. Bakın bu şekilde yaparsanız çok güzel duruyor arkadaşlar trabzan. 4 zincirimi çektim. 3 defa doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. 3 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2, 2, 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 8. Hemen buraya yuvanın içine sık iğne ile 8 zincirimi sabitleyip 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 hemen altından girip sık iğne ile sabitliyorum tekrar 7 zincir ve yeşil yuvanın içine Şöyle tam ortasına girip sabitliyorum. Şöyle bakalım şimdi arkadaşlar ikinci sıramıza da şöyle bakın. Dörder zincirli aralarında sekiz zincirlerde kenarlarında oluşan şöyle bir ara suyu bir tane de yuva yaparak bakın bu şekilde çok güzel bir model hazırlıyoruz. Şu orantısına dikkat ederek Şöyle bakın. Fazla gerdirmiyor. Fazla da olumsuz değil. Tam kare. İkinci sıramızı bu şekilde hazırladık. Şimdi üçüncü sırada şu sadece şu tepe noktalarını hazırladığımız yuvalarımıza papatyalarımızı çiçeklerimizi yapalım. Evet arkadaşlar bakın şimdi bu yapmış olduğumuz ikinci sıradaki yuvalarımızın içine böyle rengarenk papatyalar yaptım. Bakın sarı, pembe ve maviden, turkuazdan oluşan renklerim Sıra sarı renge koymaya geldi arkadaşlar. Bu şekilde ilk yuvamın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 3. zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. 3 zincirin üzerine 2 dolama, yuvaya girip ilmek alıp şöyle 2 2 2 alarak 2 tane trabzanım oldu. Yine 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 3 seferde aldığım bir trabzan 2 defa doluyorum hemen yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 alarak bu şekilde 4 tane trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum 3 zincirimi aynı yuvanın içine 5. trabzan olarak buraya kapatıp sabitliyorum Evet yaprağımızı bir tanesi bu şekilde hazır Sık iğne ile diğer bu 4 zincirli yuvaya geçip sabitliyorum. Yine 1 2 3 zincir 2 defa dolan. Bu 3 zincir birinci tırabzanın. Bunu da sayıyorum. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2 alarak bu şekilde 2 defa doladım. Şöyle 2 2 2. 3 oldu. 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle 2 2 2 alarak trabzan yaptım 5. trabzanımı 3 zincir olarak beyaz yuvada bu şekilde kapattım ve sabitledim sıradaki yuvanın içine giriyorum bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ikinci yaprağım da hazır ve 3 tane zincir çekiyorum 2 defa tığımı doladım yuvanın içine girdim 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım şöyle 2 2 ve 2 3 oldu 4 ve 3 zincir çek aynı yuvanın içine 5 trabzan olarak 3 zincirimi kapattım ve yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer yuvalara da aynı şekilde beşer trabzan yaparak devam ediyorum. 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girip şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladı. 2 pardon. 2 defa dolayıp 3 seferde alacağız. 2 2 ve 2. Tamam başı 2 defa doluyorum. Yuvaya girip şöyle 2, 2 ve 2 olarak alıyorum. 3 zincir. 3 zincirle başlayıp 3 zincirle bitiriyoruz trabzanlarımızı ve zincirlerimizi de tabii ki trabzan olarak sayıyoruz. Yine sonucu yuvaya sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Aynı şekilde buraya da 3 zincir çekerek 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 alarak trabzan yaptım 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 şöyle tekrar 2 defa dolayıp 4. trabzanımı da 2 2 3 seferde alıyorum 1 2 3 zincir Kapattım buraya üç zincirimi sabitledim. Şöyle bir zincirimi de çekip, bakın papatya işlemimi bitirdim. Şöyle çakmağım var. Onunla koparı vereyim. Makasım uzakta galiba arkadaşlar. Evet bu şekilde bakın papatyalarımızı her yuvanın içine böyle beşer trabzanlı olacak şekilde yaptım. Ve şimdi şu ipleri yakıp temizleyip vedamızı yapalım. Evet modelimiz bu şekilde bitmiş hali. Kolay ve gösterişli olan bir model. Ben böyle üç tane renk koydum ama siz istediğiniz renklere 3-5 renkleri çoğaltabilirsiniz. Veya bu renkler 3 renkle de sabit kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu renk e, tek renk gelmişti bana kendim dedim bunu rengarenk yapsam daha bir güzel durur. Biliyorsunuz 2021'in gelmeyen baharı gibi şöyle bahar çiçekleri açtırayım istedim. Bu sene biraz bahar çok geç kaldı. Bahar gelmeden şöyle bahar çiçeklerini sizler için hazırlayayım dedim arkadaşlarım. İnşallah siz de beğenirsiniz. beni çok beğendim. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Açtığını da düşünüyorum. Böyle sallantılı halinde sizlere göstereyim. Çok hoş oldu bakın. Çok da tatlı oldu. Sıralı değil nasıl olsa koparmalı. Koparmalı olduğu için de böyle rengarenk çiçekler daha hoş olur. Hani koparmalı olsa tek sıra tek renk olur ama böyle koparmalı olduğu için her renkten yapabiliriz diye düşündüm. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir de Yakın plan, şu kameranın ışığını açarak göstereyim. Çekim esnasında göz yorulmasın diye kameranın ışığını kapatıyorum. Şimdi şöyle modelimi sizlere göstermek için, tanıtmak için ışığımızı açalım. Evet, sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle tülbentin üzerinde bu şekilde çok hoş oldu çok da güzel oldu Evet Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın